oyunculuğuna birçok kişinin, hepimizin hayran kaldığı Damla Sönmez. O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekiminde sahneye çıktı. Seslendirdiği şarkıdaki performansla ve Murat Boz'la olan uyumuyla da dikkat çekti. O Ses yılbaşı performansı Damla Sönmez'in kariyerini mi değiştiriyor? Hayranları ünlü şarkıcıya neden baskı yapıyor? Çukur dizisindeki Efsun karakteriyle yeni neslin fenomenlerinden biri haline gelen ünlü oyuncu Damla Sönmez'in sesini ilk olarak dizide duymuştuk. Yılbaşı gecesi O Ses yılbaşı sahnesinde yerini aldığında herkes Damla Sönmez'den iyi bir performans bekliyordu. Ancak güzel oyuncunun çıtayı arşa çıkarması beklentiler arasında değildi doğrusu. Başıma gelenler hep senin yüzünden. Damla Sönmez sesiyle herkesi etkilemeyi başardı. Hatta Murat Boz dayanamayıp kendisini sahneye attı. Sonrası tam anlamıyla kulakların pasını silecek türden bir şovdu. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. İşte bu düet Damla Sönmez hayranlarını da harekete geçirdi. Sosyal medyadaki takipçileri ünlü oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu. Albüm çıkar, hemen alalım diye baskı yapmaya başladılar. Ünlü oyuncu kariyerinde bir değişikliğe gitme niyetinde değil. Ancak hayranlarından gelen bu tekliflerde aklına yatmış gibi görünüyor. Yani önümüzdeki günlerde Damla Sönmez'in sesini diziler ve özel programlar dışında bir albümde de duyabiliriz. Bu şarkıyı evet, gerçekten özlemişim. Kesinlikle. Havada aşk kokusu var mı? Bakayım. Henüz yok. Henüz aşk kokusu yok. Henüz yok ama olursa birbirlerine süper yakışırlar. İnanılmaz. Nasıl bir uyum. Renkleri de sanki uyuyor, yıllardır birbirlerini tanıyorlarmış gibi. Ben şimdi... Ay bu şarkı da bu görüntülere bir yakıştı arkadaşlar. Ben şimdi çok bakınca onlara böyle ne gördüm biliyor musun? Bir Aslı Enver, bir Murat Boz gördüm orada. Sana söyleyeyim. Ha, Aslı Enver aklıma gelmedi vallahi. Evet, Aslı Enver'le de biliyorsun O Ses Türkiye çekimleri doğru, sırasında doğru, başlamıştı. Olur mu bilemeyiz ama olursa da çok güzel olur. Gerçekten yani, ikisinin de hayatında kimse yok. Çok da yakıştılar. Çok sosyal medyada inanılmaz yazdılar. Ne güzel bir enerji uyumu. Ne güzel bakıyorlar. Kesinlikle beraber bir şey yapmaları gerekiyor onların. Ortak bir projeye imza atmaları gerekiyor. Ya. Nasıl yakıştı gözlükte Murat? Çok çok. Murat Boz'a zaten Murat'ın, her şey çok yakışıyor. Beyaz'a da. Murat'ın bu aralar enerjisi çok yüksek. Evet. Aşka da aşka işe de böyle açık bir enerjisi var onun bu aralar. Kesinlikle. Damla'nın da adı. En son Aras Bulut İnemli ile bir aşk dedikodusuna karışmıştı. Ama her iki tarafta tabii ki yalanladı. Zaten Aras'ın hayatında da sevgilisi. Şimdi Müge tek başına bir kere oyunculuk yetmiyor. Diğerlerinden öne geçmek için sesini de kullanmak istiyorsun. İşte gözümüzün önünde en son örneklerden bir tanesi Timuçin Esen. Oyuncunun Müslüm sesi filminde iyi olması lazım. Tabii iyi olması lazım. Ama eskiden hatırlar mısın? Hı. Eskiden oyuncular şarkı söylerken sadece ağızlarını oynatırlardı. Evet, aslında doğru değil. Altta bir müzik çalardı yani ses, başkası çok söylerdi. Onlar ağzını oynatırdı. Belirgin olan bir şey. Şimdi Murat'ın oyunculuğu var. Damla'nın da şarkı tarafı bak orada da eşleşiyor. Orada da evet bir film de gelebilir buradan. Yani ortak bir şey yapsınlar. Şimdi oyuncular şan dersleri alıyorlar. Ve birçoğunun sesi bugün benim diyen popçudan o kadar iyi ki Damla da o seslerden bir tanesi gerçekten ama kesinlikle, albüm tekliflerine pek sıcak bakmıyor. He, güzel bir şey gelirse bakar. Yani evet, iyi güzel bir proje. Belki Murat'tan bir teklif. Belki Murat onun o kuralını bozar. Dur, deftere yazınca dilekler gerçek oluyormuş. Ben şimdi yazayım sen de Instagram'da sosyal medyada gelen yorumlara bak. Şimdi biraz evvel sevgili izleyiciler Pınar Deniz'in haberini okurken bir şeyi yazmak çok dilemek üzerine de konuştuk. Kendimizden de örnekler verdik ve sizden de dedik ki yıllar önce çok istediğiniz bir şey yıllar sonra gerçekleşti mi yazın diye. Yazanlar çok olmuş, okuyalım. İlkay Gökhan Yusuf, lisede dil bölümündeydim. Gelip bu lisede öğretmenlerimle çalışacağım dedim ve aynı okulda anaokulu öğretmeni oldum. Esra yazmış, lisedeyken her defterimin sayfasına Kemal yazardım ve öyle birini de tanımıyordum. Yıllar sonra evlendiğim eşimin adı Kemal oldu. Ümmü yazmış, 19 yaşımda İzmir gezisine giderken Manisa'dan geçtik. Ya ne güzel şehir, yemyeşil, burada yaşamak istiyorum dedim. 2 yıl sonra evlenip Manisa'ya gelin geldim, dua saatiymiş demek ki. Eylem yazmış, 10 yıl önce ilk gördüğüm Tunceli'ye aşık olmuştum. O gün çok içten dua etmiştim. İnşallah buraya gelin gelirim diye ve 10 senedir Tunceli'deyim diyor. Bakar mısın? Ben defterime yazıyorum, sen oku bak. Bak gerçekten yazıyorum defterime. Ha, tam saatiyse o zaman ben sana bir şu an yazıyorum bulabilir miyim? Ama hemen şu arkadaşlar da sosyal medyadan da bakmışlar. Ne Murat Damla'yı ne de Damla Murat'ı takip bile etmiyorlarmış. Şu an ya, takipleşme bile yok.
Eğer takipleşirlerse. Takibe takip başlar belki. Bak ben yazdım size söyleyeyim. Hatta göstereceğim. Bir dakika benim yazım çok kötü. O kötüdür. Öyle güzel yazı ki. Yazım o kadar kötü ki. Hayatım evren çözemez yazıyı. Ver ben yazayım. Bak. Böyle inci tanesi gibi yazayım. Çünkü enerji. Tabii ki görebilirsin ama yani benim yazım biraz okunmayan yazılardandır. Ne yazmış? Şöyle. Oku. Murat ile Damla birlikte bir şey yapmalı. Ortak projede yer almalı. Ali topu tut. Tam o yazı. Tam. Yemin ediyorum istek biliyor musun? Dilek de tam o yönde yani. Ali top albüm çıkarsınlar. Barış istiyorum. Biraz öyle olmuş onlar benimkisi. Onlar barışacaklar. Ayrılacakları söylendi ama.